Değerli izleyenler, bu gündem başlıklarını şimdi gazeteci Sedat Bozkurt'la değerlendireceğiz. Şu an Skype bağlantısında Sedat Bozkurt. Sayın Bozkurt, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Arkadaşlara da kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Şimdi 2023 seçimleri yaklaştıkça Sayın Bozkurt, görüyoruz ki Cumhurbaşkanı kim olacak tartışmaları başladı. Anayasayla devam etti, parlamenter sistem ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle devam etti bu tartışmalar. Ama CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı bir açıklama çok tepki çekti. İzleyicilerimizle de paylaştık. Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var dedi. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir dedi Kılıçdaroğlu. Şimdi biz Sayın Bozkurt, Kılıçdaroğlu'nu biz her zaman soğukkanlılığıyla tanıdık. Şimdi bu kaygıyı da gündeme taşıdı Kılıçdaroğlu. Siz bu kaygıyı bu şekilde aktarmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, söylediğiniz gibi Kılıçdaroğlu aslında geleceğe yönelik hep umutlu ve olumlu, pozitif bir gösterir. Yani geleceğe yönelik şey vaatlerinin tamamında bunlar vardır. Bu sefer çıtayı biraz yükseltti. Yani ana muhalefet partisi, ülkenin ana muhalefet partisi bunları söylüyorsa dikkate almak lazım. Muhtemelen bir duyumu var ve ön alıyor. Yani böyle bir tablonun ortaya çıkmaması için, yani insanları uyarmasının ötesinde yapmak isteyenleri uyarıyor gibi bir düşüncem var benim. Nitekim Sedat Peker de benzer bir şey söylemişti. Hani Sedat Peker bir suç örgütü liderini niye dikkate alalım dediğiniz zaman, sonuçta bu planların yapıldığı yerden gelen bir özne o. Yani bizzat iktidar tarafından görünür hale getirmiş, iktidar tarafından uzun bir süre aparatlaştırılmış bir figür sonuç olarak. Şimdi onun arkasından Kemal Kılıçdaroğlu böyle şeyler söyleyince dikkat almak lazım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun niye dikkat almamız gerektiğine ilişkin bir de pratiğimiz var. Bizim biliyorsunuz ana muhalefet partisinin genel başkanı iki kere ölümden döndü. Yani bir PKK öldürmek istedi, bir de işte Çubuk'ta linç etmek istediler. Evet. Bunların hepsini yaşadık. Böyle bir pratiğimiz var. Bunu dayandırdığı meselede başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere mevcut AK Partililerin, AK Parti yöneticilerinin iktidar ihtiyacından kaynaklanıyor. Yani mutlak iktidar olmak zorundalar. İktidar olmadıkları zaman kendilerine bir gelecek planlamakta, kurgulamakta sıkıntı çekiyorlar. Çünkü neresinden bakarsanız bakın pek çok iddiaların muhatapları ve bu iddiaların tamamı da bağımsız bir yargı denetiminden, en azından devletin kurumsal bir denetiminden geçmesi gerekiyor. Ve oralardan bu iddiaların geçme ihtimali de çok gözükmüyor. Tabii ki bunların tamamının, bu ihlallerin, işlendiği varsayılan suçların tamamının bir yaptırımı olacak. Bu korkutucu bir gelecek kurgusu tabii ki bugünkü iktidar mevcutları için. Bir de şunun altını çizmek lazım tabii. Recep Tayyip Erdoğan seçim odaklı bir siyasi lider ve o seçimi, bütün algoritması o seçimi kazanmaya yönelik. Nitekim hep örnek veriliyor. Bugünlerde de tekrar gündeme geldi. 10 Ekim olması itibariyle de bir hatırlatmak lazım. 7 Haziran seçimleriyle 1 Kasım seçimleri arasında Türkiye terörize edildi ve AK Parti'nin oyları %20 arttı. Yani işsizliği çözdükleri, hayat pahalılığını ya da enflasyonu düşürdükleri için %20 artmadı. Güvenlikçi politikaların ne kadar gerekli olduğunu yaşadığımız bir pratikle, o pratikte ne kadar iktidarın dahli vardır bilemiyoruz ama işte iddialar ortada. Yani 10 Ekim saldırısı örneğin önlenebilirdi, bir orada görevi ihmali de aşan bir takım hatalar, kusurlar var. Nitekim o dönem Ahmet Davutoğlu başbakandı. İşte bu olaylar oldukça oyların arttığını da söylemişti. Şimdi yani siyasi partinin amacı nedir? Oylarını arttırmaktır. Bunu oylarını arttırmak için elindeki meşru araçların tamamını kullanır. Buna kimse itiraz etmez. Ama siz elinizdeki devleti böyle işler için kullanıyorsanız tabii ki bir iktidar değişikliği sizin için müthiş bir risk oluşturuyordur. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey ciddiye alınmalıdır ve durduk yerde söylemez. Yani muhtemelen kafasında planlamıştır bunu, ne zaman nasıl söylemesi gerektiğini ve ondan sonra ne yapılması gerektiğini. Ben bunu bir uyarı olarak, karşı tarafın özellikle uyarı olarak alması için söylendiğini düşünüyorum. Çünkü bu gibi işlerde çok temkinlidir. Kolay kolay biliyorsunuz duygularını çok belli etmez. Evet. Sinirlense bile sinirlendiğini çok belli etmez. Ve böyle bir intikam ya da bu gibi meseleleri bir siyasetin malzemesi istemez. Ama önceden ön alıyor. Bir hem insanları, Türkiye'deki insanları uyarıyor, seçmeni uyarıyor, hem de iktidarı uyarıyor.
Yani sakın böyle bir şey yapmayın ya da devlet kurumlarına bir uyarı da olabilir bu. Siz böyle işler olma ihtimali olursa işte bunlara alet olmayın diye ben öyle yorumladım. Evet, yani muhalefete yapılan bireysel saldırıların da çok büyük bir etken olduğunu söylüyorsunuz zaten siz. Ana muhalefet Tabii partisi Meral bunu Akşener'i de söylüyorsa unutmamak çok lazım. ciddi. Aynen öyle, evet. Tabii Meral Akşener de biliyorsunuz Evet. 32 saldırılara uğramış bir muhalefet partisi lideri. Yani bundan hiçbiri tesadüf değil. Yani Saadet Partisi'nin genel başkanının korumaları alındı biliyorsunuz yerel seçimlerden sonra. Politik olarak da üstüne abandılar. Yani hangi yapıyı, politik yapıyı nasıl etkileyeceklerse o yapının üstüne öyle gidiyorlar. Nitekim Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin genel başkanlarını da görüyoruz. Yani fiziki, fiili bir saldırı olmasa bile sürekli bir psikolojik baskı altında tutulmak için uğraşıyorlar. Millet İttifakı bunun farkında. O yüzden çıtayı çok çok yükseğe çıkardı Kemal Kılıçdaroğlu. Muhtemelen yani bir duyuma istinaden bunu söylemiştir. Siz de söylediğiniz ciddiye almak gerekiyor. Evet. Şimdi diğer yandan biraz önce de dediğimiz gibi 2023 seçimleri yaklaştıkça tabii partilerin birbirleriyle olan iletişimleri de değerlendiriliyor, gündemimizde var. Parlamenter sistem çok konuşuluyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem muhalefet tarafından da aslında öne çıkarıldı ve Cumhur İttifakı'nın eleştirilerine de aslında maruz kaldı diyebiliriz. Şimdi altı muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle gitmeye hazırlanıyor seçimlere ve mecliste üçüncü kez bu altı muhalefet bir araya geldiler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Güçlü parlamento, tarafsız cumhurbaşkanı, bağımsız ve tarafsız yargı başlıklarıyla çünkü bir yol haritası belirlendi ve Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada da altı siyasi parti güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda görüş birliği içerisindeler zaten dedi. Çıkan raporları okuduğumuzda da aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyoruz dedi. Öncelikle altı muhalefet partisinin aynı anda toplanmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu bir alalım sizden. Tabii yani bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir şablonu olarak ortaya çıkıyor. İttifaklar mecbursunuz. Yani bugünkü Millet İttifakı da bir tercih değil, politik bir tercih değil. Bir politik zaruriyet, mecburiyet. Çünkü MHP'yi yanına alarak AK Parti bir blok oluşturuyor. %50'yi yakalamak zorundasınız siz Cumhurbaşkanını seçmek için. Cumhurbaşkanını seçebilmeniz için de bir araya gelmeniz gerekiyor. Yani oy dağılımına bakarak söylüyorum bunu. Bu bir mecburiyet Millet İttifakı'nın bir yana gelmesi ama buraya geldiğiniz zaman politik bir hedefinizin olması gerekiyor. Artık bundan sonra yani Türkiye'nin siyasi tablosu şöyle oluşacak. İki tane hattan oluşacak. Bir tanesi parlamenter sistemi savunan hat, işte Millet İttifakı'nın temsil ettiği bir tarafı da mevcut Cumhurbaşkanlığı sistemini savunan hat. Cumhur İttifakı'nın MHP ile AK Parti bileşenlerinin temsil ettiği hat. Bu politik iddialar üzerinden siyasi mücadele sürecek. Millet İttifakı'nın niyeti Cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine parlamenter sistemi getirmek. Cumhur İttifakı'nın niyeti, vaadi ya da politik hedefi Cumhurbaşkanlığı sistemini devam ettirmek. Şimdi parlamenter sistemi savunan partiler müstakil olarak tek tek bir çalışma başlattılar ve çalışma başlattıklarını da açıkladılar. Şimdi tek tek yaparak burada enerji kaybetmek yerine belli bir yol alındı. O yol alınan mesafedeki ortaya çıkan fikirleri bir masa etrafında toplayıp altı partinin temsilcileriyle daha somut hale getirmek için bir araya geldiler. Sonuç itibariyle bir araya gelmelerinin nedeni zaten ortak taleplerinin olması. Yani Evet. parlamenter sistemi savunuyor olmaları. Peki Yani tam da bu söylediğiniz gibi Sayın Bozkurt, affedersiniz. Yani şurada girmek istiyorum. Dediğiniz gibi ortak bir mutabakat söz konusu şu an. Peki buna rağmen detaylarda bir sorun öngörüyor musunuz siz bir gazeteci kimliğinizle? tabii yani Neler normal. olabilir? Neler Tabii öngörüyorsunuz? şunu unutmamak lazım. Bu altı parti farklı politik kimlikleri olan, farklı olarak politik noktada duran partiler. Evet. Her şeyde hemfikir olmalarını beklemek çok doğal değil, doğru da değil. Çünkü baktığınız zaman Millet İttifakı siyasi yelpazede en sağdan en sola kadar bir temsil yeteneği olan bir parti. Bu bazen iyi bir şey gibi duruyor. Çünkü en çok tabanda desteği olan yani en çok kimlikle desteği olan bir politik yapı olarak karşınıza çıkıyor. Cumhur İttifakı'nda örneğin bu çok seslilik yok, çok renklilik yok. Yelpazenin sağ siyasetinde başlayıp en sağa kadar gidiyor. Yani merkez sağının bile bulunmadığı bir ittifaktan söz ediyoruz. Yani Evet. halkı temsil etme yeteneği Millet İttifakı kadar geniş değil. Bu farklı görüşler ortaya gelecek ama sonuç itibariyle önlerine koydukları hedef
Nitekim bakın yeni bir anayasa demiyorlar örneğin. Sadece parlamenter sisteme geçmek. Parlamenter sisteme geçmek de veri olarak elinize alabileceğiniz tarihsel deneyimi olan bir ülke burası. Yani 160 yıllık bir parlamenter sistem, parlamenter siyasal sistem deneyimi olan bir ülkeden söz ediyoruz. Nitekim şu günde yani çok şekli olarak da var olan bir parlamentonuz var. İşte anayasa değişikliğine kadar da süre gelen bir parlamenter sisteminiz vardı. Bütün bu örneklerden yola çıkarak aksayanlarını bir köşeye bırakarak ileriye dönük bunu kurgulamaya çalışıyorlar. Burada politik kimliklerin farklılığı çok bence zenginlik katacağını düşünüyorum ben bu yeni parlamenter sistemin oluşturulmasına, en azından metin olarak oluşturulmasına. Çünkü pratiğini henüz görmedik. Onu işte seçimlerden sonra, anayasa değişikliğinden sonra göreceğiz. Altı parti çok rahatça anlaşabilecekleri bir şeyden söz ediyorlar. Çünkü neyin olmayacağı görüldü. Yani olmayacak işleri çıkardıktan sonra parlamenter sistemde nelerin kurgulanması gerektiğine ilişkin ellerinde çok temiz, rafine, şeffaf, görülebilir bir tablo var. Onun üzerinde konuşuyorlar. Ben parlamenter sistem meselesinden, diğer meseleler demiyorum. Çünkü aynı ekip bir dönem sonra Cumhurbaşkanı adayının, yani Millet İttifakı eğer ortak bir aday çıkaracaksa, çatı adayının belirlenme yöntemini, niteliklerini, ne kadar görev alacağını, yetkilerinin nerede başlayıp nerede biteceğini ve anayasa değişikliğine geçirdikten sonra bu Cumhurbaşkanı'nın görevini devam edip etmeyeceği gibi temel meseleleri de konuşarak bir karara bağlayacaklar. Oradan da böyle bir metin çıkacak. Ama parlamenter sisteminde çok aşama sağlayacakları ve birbirleriyle çalışma sistematiğini kuracakları için oranın da tabii ufak tefek sıkıntılar yaşayacaklardır muhtemelen. Aşabileceklerini düşünüyorum. Çünkü şunu da altını çizmek lazım. Millet İttifakı'nda bir moral motivasyon var. Psikolojik olarak üstünlüğü ele geçirdiler. Hatta anketlere baktığınız zaman anketlerdeki oy üstünlüğünü de ele geçirmiş bir motivasyonla hareket ediyorlar. Bu nedenle anlaşmaları, birbirleriyle uzlaşmaları daha bir kolay oluyor. Kolaylaştırıcı bir etken bize bu. Bize de yansıyan o, yani bundan bahsederken İYİ Parti lideri Meral Akşener de geçenlerde açıklamasında başbakan adayıyım dedi. Bu tartışılacak mı diye baktık Millet İttifakı'ndan ve bu açıklamaya oldukça pozitif tepkiler geldi. Altı partiden de. Bunu bu tabii çok çok normal, çok anlaşılabilir bir açıklama. Yani biz parlamenter sisteme geçiyoruz diye bir peşin kabulle hareket ediyor. Evet. Yani bir özgüvenle hareket ediyor ve kendisinin, partisinin de ondan sonra birinci parti olarak başbakanlık koltuğuna oturacağı gibi çok iddialı bir politik söylemde bulunuyor. Siyasi partiler bunun için var. Bu müthiş bir özgüvene yansıyor. Biraz önce söylediğim moral motivasyon ve psikolojik üstünlük artık Millet İttifakı'nda. Millet İttifakı o zemin üzerinden konuşuyor. Farkındaysanız uzun zamandır zaten Millet İttifakı iktidardan ayrışmış vaziyette. Kendi gündeminden gidiyor. Bazen hatta iktidar Millet İttifakı'nın, Millet İttifakı bileşenlerinin politikasının peşinden gitmeye başladı. Bu muhtemelen seçime kadar böyle gidecek. Yani 2023'e gidebilir miyiz bu şekilde? Yani bir erken seçim mutlak öngörülüyor. Ne zaman yapılacağı konuşuluyor, tartışılıyor zaten. Ama bu Millet İttifakı bu moral motivasyonla bir de sokaktalar. Yani Meral Akşener de sokakta, Kemal Kılıçdaroğlu da sokakta. Seçmene dokunduğunuz zaman bu size oy olarak yansıyor. Bir de yani şu mevcut iklime baktığınız zaman, hem siyasi iklim, hem ekonomik iklim, hem diplomatik iklime baktığınız zaman, tam eskiden spikerler futbol maçı anlatmaya başlamadan önce şöyle bir cümle kurarlardı. Hava ve saha koşulları futbol oynamaya müsait. Şimdi bütün koşullar muhalefet yapmaya müsait ve muhalefet de bunun farkında. Yani diyorsunuz ki renkli, güçlü ve motive bir Millet İttifakı görüyoruz diyorsunuz, öyle tabii mi? Tabii kesinlikle bu. Şu taraftan bakarsak Sayın Bozkurt, yani bu renkli, güçlü ve motive bir tablo görüyorsak, iktidarın, muhalefetin bu tutumuna, bu çalışmalarına ve birliğine karşı tavrı nasıl olur gelecek günlerde? Tabii yani amacı zaten Millet İttifakı'nda bir çatlak yaratmaktı. Bunun için biliyorsunuz PKK ile HDP'yi eşitledi, HDP ile CHP'yi eşitledi. Buradan İYİ Parti, Saadet Partisi'ni, Demokrat Parti'yi rahatsız etmek istedi. Ondan sonra Millet İttifakı'nın üstüne abandı, kendi yanına çekmek istedi. Bunda da başarılı olamadı. En son Saadet Partisi'ne operasyon çekti biliyorsunuz. İşte Oğuzhan Nasip Türk, Allah rahmet eylese. Onun üzerinden bir Saadet Partisi'ni kendi yanına çekmek için bir operasyon çekti. Bunlardan tabii vazgeçmeyecek. Çünkü Millet İttifakı'nın varlığı Cumhur İttifakı'nın en önemli riski.
Yani Millet İttifakı böyle bir araya gelip birlikte çalışma yeteneğine sahip olmasa, senkronize olarak çalışmasa Cumhur İttifakı'nın siyaset yapmasına bile gerek yok. Yani sandığa gittiği zaman ilk turda olmasa bile ikinci turda Cumhurbaşkanı seçilecek ve parlamentoda çoğunluğa sahip olabilecek bir seçimi çok rahat kotarabilir. Ama karşısında gerçekten moral motivasyonu iyi ve senkronize bir şekilde işleyen, çünkü burada Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemelen düşünemediği tek neden şuydu, kendi tanımıyla söylüyorum. Bu 5-6 benzemez partiyi bir araya getirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun senkronize bir şekilde yöneteceğini muhtemelen düşünmedi. Düşünseydi bu Cumhurbaşkanlığı sistemine ben Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten 6 benzemez ama baktığınız zaman işte bu masa etrafına oturdukları zaman ortak bir hedef için çok kolaylıkla anlaşıp yol alabiliyorlar. Böyle bir güç birliğini düşünemiyordu diyorsunuz yani. Düşünemiyordu. Düşünseydi kesinlikle bu sisteme gelmezdi. Tabii buna bakmak lazım. Öte yandan yani yeni dönemde neler olacak? Şu olacak. Tabii burada bir de HDP'nin bu kadar siyaseti kolaylaştırıcı bir pozisyon alacağını kestiremiyordu. Çünkü PKK'da sonuç itibariyle şiddeti araçsallaştırarak ondan var olmak isteyen bir örgüt. HDP, PKK'yı da işte İmralı'daki Abdullah Öcalan'ı da dışarıda bırakan bir tutum belgesi yayınladı. İttifak meselesinde de sürekli olarak müstakil bir ittifak olarak kendini tarif ediyor. Yani biz Cumhur İttifakı'na da Millet İttifakı'na da girmeyeceğiz. Biz kendimiz burada zaten bir ittifak modeliyiz diyor kendisine. Çünkü bütün sol partileri de içinde topluyor. Seçim sürecinde bileşenlerini de çoğaltacak. Üçüncü bir ittifak modeli olarak orada yer alacak. Ama işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde alacağı pozisyon en azından kimin seçilmeyeceğini gösterecek ki şimdiden pozisyonu hemen hemen belli yani Millet İttifakı'nın yörüngesinde duruyor. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi vaatleriyle, yani bir organik ilişkiden söz etmiyorum, politik vaatleriyle HDP'yi Millet İttifakı'nın yörüngesinde muhafaza ediyor. HDP'nin tutum belgesi, örneğin tutum belgesinin içeriği bugün Millet İttifakı'nın söylemleriyle hiç çelişmiyor. Hemen hemen aynı. Bu tarafından baktığınız zaman muhtemelen yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı adaya doğrudan destek vermese bile kendisi bir aday çıkarır HDP'nin ama ikinci turda hangi ittifakın adayına oy vereceği bugünden bellidir. Parlamento çatısı altına girdiğiniz zaman, çünkü HDP'nin tezi de parlamenter sistem, bir anayasa değişikliği için HDP'nin sayısal çoğunluğu parlamentonun içinde bir anahtar görevi görecek. O zaman bu sayısal çoğunluk tabii ki parlamenter sistemden yana bir değişikliğe kendisini kanalize edecektir. Cumhurbaşkanlığı sisteminin tekrar işlemesine ya da devam etmesine ilişkin değildir. Bunların tamamının üzerinde muhtemelen bir operasyon kurguluyordur. Çünkü biraz önce söyledim. Yani Recep Tayyip Erdoğan seçim odaklı bir siyasi liderdir ve bütün algoritması seçim kazanmaya yöneliktir. Daha önce pratiklerde gördük biz bunu. Bu sefer ne yapacak? Bu sefer elinin çok fazla rahat olmadığını görüyoruz. Çünkü HDP artık politik olarak kendini bir yere konumlandırdı. Millet İttifakı artık iki katılımla artık pratik olarak katıldı diyebiliriz biz gelecekte DEVA'ya da. Kendisine artık bir yer edindi. Birlikte işliyorlar. Birlikte bir işlemelerinin iradesini de ortaya koydular. Birlikte olacaklarının iradesini de ortaya koydular. Biraz daha işinin zor olduğunu görüyorum ben. Nitekim bütün Türkiye'de iktidarlar zayıfladığı zaman zaten kullandıkları araçlar azalıyor. Ve eskiden kendi kitlelerini konsolide ettikleri için söylemler ya da yaptıkları politik hamleler artık işlemiyor. Yani kendi kitlesini bile illüzyona ya da etkilemede, motive etmede zorluk çeken bir iktidar bloğu var karşımızda. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Bozkurt, sorularımızı cevaplandırdığınız ve değerlendirmelerde bulunduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, hoşça kalın. Teşekkürler.